organizasyonda zaten belediyemizin deprem simülasyon merkezi gerekir. Toplum olarak deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Yardımlar bize ulaşıncaya kadar biz onlarla hayatta kalalım. Ki afet çantası. Evet, hoş geldiniz. Sadece bir deprem değil, günlük yaşantımızda da işte çocuklarımızın üzerinde düşmemesi için. Aynı şekilde çalışalım çünkü hacim olarak bizden küçük olduğu için ezilme ihtimalimiz olabilir. Ama sınırı geçene kadar bulunduğumuz noktadan çıkmıyoruz değerli arkadaşlar. Ya bunu mutlaka... Sayın Başkanım. Başkanı çekiyorum. Evet. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkında olmak için... Engelsiz bir dünya için farkında ol sloganıyla bugün sağ olsun Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Bu güzel tesisi deprem simülasyon merkezi için buraya geldik. Hem engelli kardeşlerimizle birlikte depremde ne yapacağımızı onu öğreneceğiz. Ayrıca bu etkinin bitiminde dünyada engelsiz bir dünya sloganıyla şey yapacağız. Etkinlikte fenerlerimizi direkt fenerlerimizi havaya uçuşturacağız. Bak Dünya Engelliler Günü bu vesileyle bizler de belediyemizde de ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında bugün deprem eğitim ve simülasyon merkezimizin çok özel ve değerli bugün misafirleri var. Türkiye Beyazay Derneği'nin Malatya Şubesi ile birlikte aynı zamanda AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte bugün engelli bireylerimize yönelik deprem eğitim merkezimizde bugün bir eğitim çalışması yaptık. Tabii Rabbim AFAD'dan esirgesin ama hepimizin de bilinçli olması gerekiyor. Bu anlamda bizler Yeşilyurt olarak engelli hemşehrilerimizin Malatya'mızda yaşayan engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için, onları sosyal hayata kazandırmak için, onların toplumdan birer birey olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz ki geçen yıl biliyorsunuz özellikle engellilere yönelik bir park da bölgemizde yapıp bitirmiştik. Çok güzel bir şekilde de olumlu dönüşler almıştık. Ama bunun yanında kaldırımından parklarına, çocuk oyun grubundan sportif aktivitelere kadar özellikle devlet kadememizde de son dönemlerde engellilere yönelik çok güzel çalışmalar tertip ediliyor. Bizler de belediyemizde yaklaşık ki toplam çalışanımızın %4'ü %5'i civarında da engelli bireylerimize yer vermişiz. Onlarla birlikte yeşil yurdumuzu, şehrimizi yönetiyoruz. Ne kadar çok hayatlarını kolaylaştırırsak, ne kadar çok faydalı işler yaparsak onlar da en azından toplumdan ayrı kalmamış olurlar. Birlikte hayatımızı devam ettirmiş oluruz. Kaldırımından, parkına, yolundan, sosyal tesisine kadar her alanda engellilere yönelik güzel çalışmaların Sayın yapılması başkanım. Dileğiyle. Sayın Başkanım. Çekiyorum.